Daha önceden atletizmle uğraşıyordum ama evlendikten sonra atletizmi bıraktım. İşte çalışma sürecinden sonra bu işi bırakmak zorunda kaldım. Şimdi hastalıkla öğrendikten sonra meme kanserine yakalandım. Meme kanserine yakalandıktan sonra doktorlarım tavsiyesi üzerine, bir de benim içimde zaten sürekli bir spor hevesi vardı. Sürekli ağır kemoterapiler aldım. İşte saçlar döküldü, kaşlar döküldü. Ağır kemoterapiler almaya başladım. O arada benim bir şeyler yapmam lazım. Hani böyle hastalığımla oturup böyle dinlememem lazımdı. Ben de doktorlarıma sordum. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim falan diye. Ben spor yapmak istiyorum dedik. Evet dedi, bu çok iyi dedi. Yapmak istiyorsan kesinlikle sana tavsiye ediyoruz dedi. Ben de spora başladım. Ufak ufak ilk önce yürüyüşlerle başladım. Böyle minik minik yürüyüşlerle, işte 10 dakikalık, 15 dakikalık. Çünkü çok ağır kemoterapi aldığın için istesen de yürüyemiyorsun. Halsiz, bütün kemiklerin böyle kırılacak gibi oluyor. Ben işte haftanın 2 günü, 3 günü, 2 günü, 3 günü öyle yürüyüşlerle başladım. Baktım toparlanmaya başladığım sürece bu benim için moral ve motivasyon oldu. Dedim hani evet iyi gidiyor. Hastalığım için de benim için çok büyük moral oluyor bu. Ne yapabilirim? Atletizme devam ettim dedim. Koşalım. Sonra bizim işte grubumuz vardı. Sağ olsun Binali abimler falan çok yardımcı oldu. Beraber atletizme yapalım dedik. İyi dedik. Ben de ufak ufak baktım koşmaya gidiyorum. Bayağı iyi ilerledik. Son bu arada şeylerim, tahlillerim, sonuçlarım çok iyi çıkmaya başladı. Mesela önce de kan değerlerim çok düşük çıkıyordu. Şeylerim çok düşük çıkmaya başladı. Sporla beraber baktım işte bol oksijenle ormanlık alanlara gidiyorduk. Yürüyüşler, uzun mesafeli yürüyüşler, bir saatlik yürüyüşler falan devam ettik. Ondan sonra tahlillerim falan da iyi çıkınca, sonuçların PET çekimlerim de çok iyi çıkmaya başladı. Doktor da şey çalışıyor, çok iyi çıkıyor falan diye. Atletizm de benim için bir öncü oldu. Yani bu hastalığı yenmemi. Sonra PET çekimim falan yaptıktan sonra güzel çıktı. Sonuçlarım temiz çıktı. Dedik ne yapalım? Ben de baktım koşmaya başlıyorum. Atletizme başladık, bitti. Sonra yarışlar var dediler Binali abiyle. Beraber, hep beraber yarışa gidiyor. İyi, ben de gittim. Yani şey, hala kemoterapi almaya devam ediyorum. Akıllı ilaçlar almaya devam ediyorum. Ama koşmaya da devam ettim. En son işte geçen hafta yarışa gittik. 10 kilometrelik. Bayanlar yaş grubumda birinci oldum. Şu anda yendim ama tedavi sürecim devam ediyor. Şu anda tedavi sürecim devam ediyor. 21 günde bir kemoterapiler almaya devam ediyorum. İlaçlar almaya devam ediyorum. Şu süreçte sporla devam ediyoruz. Tabii ki ilk öğrendiğim zaman tabii ki çok ister istemez psikolojik olarak çok böyle bir çöküntüye giriyorsun. Ama ilk bir hafta sadece çok böyle kendimi kötü hissettim. Ondan sonra sağlığım için ne yapmam gerekiyorsa iyi beslememe çok dikkat ettim. Spor yaptım. Özellikle en büyük spor. Spor çok yaptım yani. Yürüyüşler. Ondan sonra yürüyüşleri bitirdikten sonra baktım koşmaya başlıyorum. Ayaklarım ağrıyordu. Sonra ayaklarım bir yandan kasla yaparken bir yandan kasların eriyor. Çünkü kemoterapi alıyorsun ya. Kemoterapiler aldıktan sonra kaslarım, vücuttaki kaslar eriyor. Ben mesela bir yandan şimdi hala şey yapıyorken hala bacaklarım ağrıyor. Ama ben yine ona rağmen devam ediyorum şu süreçte. Işte.